Aldım arkadaşlar. Aldım, kıyı da aldım. Oo, çok güzel ya buraya. Evet beyler, günaydın. Ya balığa gelmek zorun değil de. İnanın bu göle her geldiğimde arkada bir çoban sürüsü var. Ya abi bir köpekleri var. Allah'ın vesikesin böyle bir şey yok. Benim motor yanında ufak kalıyor. Halbuki her gitmemde de dönüşte buradan ben ona kırıntı veriyorum. Tavuk verdim, mama getirdim. Güzel yiyorlar ama gece motora gelince işte peşime takılıyor. Bir gün bacağımı mini bırakacağım orada ya, hadi halisi bakalım. Bir gün Tarsusber'den barajı gönlüne geldim. Şöyle bir saatlik falan zamanım var. Hafta içi ben çalıştığım için çok uzun süreli av yapamıyorum. O yüzden denize gitmedim. Tatlı suya kasna av yapmaya geldim size. Ağzı büyük av yapmaya geldim. Bakalım inşallah yakalarsam izleyeceksiniz. Herkese iyi seyirler. Şimdi beyler bu hafta bu avımda kullanacak olduğum saatte Osaka Jackstar 7 santim boyunda, 5.2 gram ağırlığında. Size bu renkleri özel olarak çıkardım. Bunlar yeni çıkan modelleri. Hani yeni çıkan renkleri. Osaka Jackstar'ın yenilenmiş birkaç modeli var. Ben şu an sadece size ikisini göstereceğim. Bunlar C07 ve C26 modelleri. Gördüğünüz gibi muhteşem bir çalışma yapmışlar. Şu şekilde. Şimdi şununla başlayalım ama. Merada balık olup da bu sahteye vurulma ihtimali hiç yok gibi bir şey arkadaşlar. Ben bu Osaka Jackstar'ın hemen hemen bütün modellerini kullandım. Ama bu son çıkardığı renk gerçekten muhteşem bir şey. Yani bildiğiniz kadarıyla şöyle içinde bir de bunun bal rengi bir simleri var. Yani çok çekici bir renk yapmışlar. Hadi bakalım şimdi birkaç atış yapalım. Kasna balıklarını kandıralım. Şimdi beyler size biraz kullandığım ekipmandan bahsedeyim. Ben 2500'lük yeni çıkan Nexave, yani yeni kasa Nexave kullanıyorum. 2500'lük HG modeli. Bu hızlı sarım arkadaşlar. Benim hızlı sarımı tercih etme amacım da ben genelde jig av yaptığım için jig avlarında jig aksiyon sonrasındaki boşluğu toplaması için ve daha çok verim alacağıma inandığım için ben hızlı sarım tercih ettim. Yani jig avlarında ben hızlı sarım her zaman benim için avantaj. Sizin de aklınızda bulunsun. Kullandığım kamış Konger 3.18-2.32 boyunda arkadaşlar. Drop shot kamışı bu kamış. Kullanacak olduğumuz sattığımız Osaka Jackstar 7 santim 5.2 gram ağırlığında bir sahte. LRF avlarında kombininiz ne kadar düzgün olursa balık alma şansınız o kadar güzel olur. Kullandığınız makineniz, kamışınız, sahteniz eğer güzel bir kombi ise, bir takım halinde olabiliyorlarsa her zaman başarı sizin olacaktır. Ama dengesiz bir ekipmanla yaparsanız balık yine alırsınız ama size keyif vermez. Hani atar aralığı uygun olmayan bir kamışa uygunsuz bir makine takarsanız, uygunsuz ekipmana atılmayacak bir sahte ağırlığı ve hatta hafiflik olarak, ağırlık olarak jig, sahte silikon takarsanız bu size keyif av yaptırmaz. Balık aldırır evet ama av yaptırmaz. Hani keyif almazsınız. Bu da aklınızda bulunsun. Her zaman makine kamış kombini yaparken makinenizin büyüklüğü, kamışınızın atarı ve kullandığınız sahtenin gramajı kombin olması gerekiyor. Bu da aklınızda bulunsun.
yaptım arkadaşlar. Aldım, kıyı da aldım. Oo, çok güzel ya buraya. Hoppa. Evet. Gel bakalım, gel gel, sakin ol, gel. Osaka'nın yeni çıkardığı modeli. Çok güzel. Osaka Jacks arkadaşlar. Şu en güzeline bak. Harika bir boy. Harika bir balık. Hadi bakalım. Bu rengimizin siftahını açtık. Güzel bir boy. Kasna. Git hadi git. Güzel bir boy kasna. Şimdi bu kasnalar yumurtayı bıraktı. O yüzden birkaç tane alıkoyacağım. Sen şurada dur bakayım otun içinde. Aldım. Aa, bıraktı. Aldım bıraktı arkadaşlar. Küçük bir şeydi. Kıyı da bastı. Gel 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 gel. Harikasın ya. Sakin ol. Sakin ol. Osaka C27. Osaka C-Star. Tamam dur, tamam tamam tamam. Tamam bebeğim, tamam. Tamam dur. Şu rengin güzelliğine bakın ya. Bu balık almacada başka ne olacak? Osaka Jackstar. Güzel bir boy. Harikasın. Bu yeni çıkan bir renk arkadaşlar. Osaka Jackstar'ın ben daha önceki bütün maketleri lav yapmıştım. Bu C27, C26 renkleri var. Bu renkler yeni çıktı. Daha bu hafta elime ulaşmıştı benim. Ulaş ulaşmazdı. Güzel bir av yaptım. Evet beyler. Burada avımızı bitirdik. Sabah 1 saatlik bir zamanım vardı. Saat 5 gibi geldik Mera'ya. Saat şu an 6. Bir saat daha yaptık. Şimdi buradan sayrı sevmeli bir şey gideceğiz tekrar. O 1 saatlik süre zarfında size güzel eğlenceli bir video hazırlamaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Size ben sürekli videolarımda farklı farklı saatlere deneyeceğim. Aksiyonlar göstereceğim. Ekipmanlar göstereceğim. Size doğru ekipmanla doğru balıkları yakalama için elimden gelenler varsa yapacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize Allah'a emanet. Görüşmek üzere.